Kripto Kralı kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Bitcoin'i değerlendireceğiz. Bitcoin'de son durum nedir ve neler olabilir gibi sorularınızın cevabını gidermeye çalışacağım. Önemli grafiklere bakacağız, önemli haberlere bakacağız. Son durumu anlamaya çalışacağız diyerekten hemen videoya başlamak istiyorum. Öncelikle burada baktığımız zaman arkadaşlar şuradaki dijital trendimiz hala bizlere direnç rolü üstlenmeye devam ediyor. Ve aşağıdan gelen trend desteğimizin tam olarak arasında bulunduğumuzu söyleyebiliriz. Peki daha kısa zaman aralığında ne geliyoruz derseniz dün bunu zaten Twitter'dan atmıştım. Bitcoin arkadaşlar buradaki trendi kırdığı için bakın bu bir yükseliş trendidir yükselen trendtir. Ve burada aşağı doğru attığımız için artık bu konumlar retest konumu olacaktır. Dün mesela Bitcoin 43 binlere doğru bir atak yaptı ve tam RSI trendi yaklaşık olarak buralara yaklaştı. Fakat yeniden reddedik Bu yüzden arkadaşlar buradaki trendin yeniden üstüne oturmamız gerekiyor ki Bitcoin'de ataklar görelim. Bunun haricinde gelecek olan hareketler retest konumudur. Anlatmak istediğim bu. Yani 4 saatlikte biraz daha ben düşüş bekliyorum. 42.000-40.500 aralığını ziyaret etmesi gerektiğini düşünüyorum. Yani 41.500-40.500 aralığını ziyaret etmesi gerektiğini düşünüyorum. Burada yapacağı hareketler 43.000 olabilir, 43.200 olabilir. Fakat 43.800 alınmadığı takdirde her hareket retest olacaktır. Bunu sizler de RSI trendinden takip edebilirsiniz arkadaşlar. Evet bir de bir günlük grafikte de şöyle bir durum var bakın. Günlük grafikte hala kapanmadı ve tam trende yaklaşmış gibi duruyoruz. Fakat Bitcoin biraz daha gevşerse burada günlükte de trendin tam üstüne geliriz. Ve buradan alacağımız tepkiyle birlikte ben yeniden 44.500'lerin denenebileceğini düşünüyorum. Yani şu bölgenin bir kere denenmesi gerektiğini buradaki alıcıların devreye girip bizi yeniden yukarıya doğru atmaya çalışacağını düşünüyorum. Aynı şekilde zaten TOBO formasyonumuz da bunu destekliyordu. Peki bir de 4 saatlikte bir hemen oluşumumuz vardı. Onu da göstereyim sizlere. Ee, Golden Cross'umuz ne durumda? Bunlara bir bakalım. Golden Cross'umuz hala aktif arkadaşlar. Bu 38.000'i kaybedersek sıkıntı başlayacaktır. Yani 38.000 kaybolmadığı olmadığı takdirde buradaki Golden Cross devam eder. Fakat mesela şunu daha kısa vade için Dead Cross'a baktığımız zaman bakın Dead Cross gelmiş. Ya bu ne demek istiyor aslında bize? Biraz daha kısa vadede düşüşler devam edebilir. Yani 41.500-40.500 aralığına gidebilirsin. Fakat bunlar önemli değil. Dediğim gibi bakım onu zaten sonradan toparlayabiliyor. Önemli olan daha uzun vadeler. 4 saatlikte hala Golden Cross. Bu da 38.000 aşağısına atmadığım sürece bir sorun yok. Yani market adına kritik seviye 38.000. Orayı kaybedersek 33.000'li bantları tekrardan hedefleyeceğiz. Bunu hatırlatmak isterim. Peki... Günlük grafikte bir bakalım isterseniz. Günlük grafikte arkadaşlar burada yine 41.400 bandını önemsediyor bizlere. Bollinger'ın orta bandı da yaklaşık olarak 40.000'lere 40, doğru gelmiş. Evet 40.300'lere doğru gelmiş. İşimoku bulutuna bakalım. İşimoku bulutu bizlere direnç rol üstlenmeye devam ediyor. SMA ribbonlardan şu bölgede yine bakın desteğimiz var. 41.000 bölgesinde. Bu yüzden bu bölgeler önemli. Bakın aşağıdan yine gelen bir destek hattımız var. Ben buradan bir tepki alabileceğimizi düşünüyorum. Aynı şekilde burası zaten biliyorsunuz Toba formasyonunun aktifleştiği alan. Burada kesişim geldikten sonra toba formasyonu oluşabilir mi şeklinde düşünüyorduk. Ve burada sağ hala tam olarak oluşmadı. Yani beklediğimiz yerde oluşmadı. 41.500-40.500 aralığını bekliyoruz. Peki daha aşağıda oluşabilir mi? Oluşabilir. Fakat burada gap'i doldurarak dönmesi bizim için iyi olacaktır. Bir de buradaki arkadaşlar RSI trendini takip edeceğiz. Yüksek ihtimal söylediğim gibi burada tam olarak Bitcoin biraz daha düşerse tam burada şu RSI trendinin de üstüne geleceğiz. Ve buradan alacağımız tepkiyle birlikte bir atak daha yapabileceğimizi düşünüyorum ben. Bakalım market bize ne gösterecek? Şubat ayı yine güzel geçmeye devam edecek mi? Onun haricinde bir de arkadaşlar CMA gap boşluğumuz yine bu aralıkta bakın görebiliyorsunuz zaten. Bu da bizim topa formasyonunun aktifleştiği alan ol olacaktı. Gap'ler ne yapıyordu? Trendin devamlılığını sağlıyordu. Diyordu, diyordu ki sen burada bir yükseliş gap'i bıraktın. Burayı doldurursan yoluna bakacaksın. Şurada bir düşüş trendi bıraktın. Burada aynı şekilde bakın gap'e noktasal. Ardından yukarıya hareket bakalım. Aynısı olacak mı? Peki bir de şu grafiği göstermek istiyorum. Bu şu an için geçerli bir grafik değil aslında ama anlatmak istiyorum. Ani bir olay olur, ani bir şey olur. Bu da aklımızda kalsın arkadaşlar. Burada ne anlatmak isteniyor? Bakın şöyle bir iki tarafı da incelemenizi istiyorum. Bitcoin burada aşağı doğru bir hareket yapmıştı. Ve sonrasında yukarıya doğru bir hareket geldi. Burada da aynı şey oldu arkadaşlar. Aşağı doğru hareket ve yukarıya doğru bir hareket daha geldi. Ve burada şunu da söylemek istiyorum. Burada bir mesafesini ölçtüğümüz zaman Yaklaşık olarak %37-38 civarında bir artış var. Burada da bakıyorum aynı şekilde %36 civarında bir artış var. Yani birbirine çok benzeyen bir iki yapı var. Peki bu hareket yapısı birbirine takip ettirirse neler olabilir? Burada arkadaşlar hemen şunu alıyorum. Şunu alıyorum evet çok pardon. Ve bunu alıyorum ve bu lokasyona bırakıyorum. Yani şuradan bir hareket tarzı daha gözlemlersek. Bitcoin burada bir kez daha kanal bandını deneyebilir. Ve bu da bizlere Mart aylarını gösteriyor. Yani Mart'a doğru Bitcoin bir de biliyorsunuz Mart aylarını pek sevmiyor. Hemen onu da göstereyim. Bakın Şubat ayları gayet güzel geçiyor. Fakat Mart ayları bir negatif geçme ağırlıklı olmuş. Diyebilirsiniz her zaman aynı olmak zorunda mı? Hayır aynı olmak zorunda değil. Fakat bu bir istatistiktir. Yani istatistikleri arkamıza almamızı sağlayacak olan bir olgu durumu da. Onun için paylaşmak isterim. Zaten Şubat ayının pozitif geçebileceğini Ocak ayında hatta bunlardan yardım alarak birçok indikatörden de yardım alarak konuşmuştuk. Mart ayı da buna bağlı olarak negatif geçebilir mi? Zaten biliyorsunuz Mart ayında bir de Fed'in faiz oranı kararı çıkacak. Böyle bir tablo oluşabilir mi? Bakacağız. Şu an dediğim gibi bunu konuşmak mantıklı değil hala. Ama bu senaryo yani ani bir olay olursa böyle bir şey gerçekleşebilir. 38 bin ana desteğimiz orası kırılırsa market adına bu senaryo tekrardan aktifleşebilir. Peki bu senaryo olduktan sonra nasıl bir hareket gelebilir derseniz de ben şuradaki impulsive dalganın yine aynı şekilde geleceğini düşünüyorum arkadaşlar. Ben zaten zirve beklentimi hep size söylüyorum Bitcoin adına. Şuradaki kanalın üst bandının bir kere daha deneneceğini düşünüyorum. O da 73.000-74.000 bandını bizlere gösteriyor. Ben o kadar uçuk bir rally geleceğini düşünmüyorum. Yani 100 binler, 150 binler, 200 binler geleceğini düşünmüyorum. Biraz daha marketin yani reversal patternleri çok oluştu. Burada mesela üçlü uyumsuzluklar, CCI indikatörü de onu gösteriyor. Yani burada herkes yeni, yeniden mega rally'ciler içeriye böyle alındıktan sonra herkes yeniden büyük bir hype yaşadıktan sonra burada da artık ayı sezonunun onayını alacağımızı düşünüyorum. Yani benim oyun planım genel anlamda bu yönde. Yani Bitcoin burayı denemese de yukarıya doğru bir hareket yapsak da yine ben zirveyi 75.000-85.000 bin, bin, o aralıkta bekliyorum. Stock to Flow modelinin de gösterdiği aralıkta bekliyorum. Şu an için market adına bunu, bunu söyleyebiliriz. Bu senaryoda gayet güzel duruyor fakat tam aktifleşip aktifleşmeyeceğini 38.000 kırılınca anlayacağız. Şu andaki oyun planımız 41.500 40.500 seviyesi önemli bir destek diyor bizlere. Peki devam edelim arkadaşlar. Dediğim gibi e, Şubat ayları güzel, Mart ayları biraz sıkıntılı geçmiş. Onun haricinde bakın şöyle bir durum da var. Bitcoin geçen defa 433 milyon dolar patlattıktan sonra yukarıya doğru bir dönüş yaşamıştı. Fakat bu defa 101 milyon dolar patlattık. Peki acaba şu olabilir mi? Mart ayında bir kez daha Bitcoin buraları denerse yani şu grafikteki olay oluşursa burada biz bir sürü shortçu topluluğu içeri alırız. Herkes diyecek ki 20 bin geliyor 15.000 geliyor biz shortluyoruz. Ve shortlayanları burada şunun gibi arkadaşlar patlatabilirsek burada mesela şöyle kısa kısa patlatmalar olmuş. Burada da yaklaşık zaten 100 milyon dolar falan patlamış. Fakat yani şurada patlamış mesela 100 milyon dolar. Fakat şunun gibi büyük bir patlayış gelmedi daha. Ve bunun gibi büyük bir patlayış geldiği zaman market daha kolay dönebiliyor. Market long shortçuların parasını alarak böyle kritik yerlerde stop kullanmayanların parasını alarak bunları arkadaşlar direkt olarak alır ve bizi yukarıya doğru götürür. Veya da tam tersi yönde burada longlar patlatır bizi aşağıya doğru götürür. Ve şu an burada bir patlayış var bakalım bunun devamı gelecek mi? Aşağı doğru Mart ayında gelecek olan harekette ya yani böyle bir hareket gelirse tabii yani şu an için tamamen varsayım üzerine konuşmak zorundayız. Önemli bir destek kırılmadığı için bunu söylemem gerekiyor. Fakat böyle bir hareket gelirse bir sürü long shortçuların içeride olacağını unutmamak gerekiyor. Peki devam edelim. Yani kısaca özetlemek gerekirse arkadaşlar Bitcoin'de bir düşüş dalgası oluşursa bu aslında market adına da güzel bir yapı oluşturacaktır. Daha fazla shortçu, daha fazla short likidasyonu demektir. Evet burada buy sell hodl e, alanlarına baktığımız zaman hala diyor ki buralar alış konumu. Alış konumu oynayabilir. Sen buralardan yavaş yavaş akümüle edebilirsin diyor bizlere adeta bu grafik. Evet onun haricinde haberlere bakalım arkadaşlar. Intel kripto madenciliğine giriş yapıyor. Böyle yeni bir sistem geliştirmişler ve bu sistemin watt başına 1000 kat daha iyi performans sağlayacağını iddia ediyorlarmış. Yani bu da madencilik adına çok iyi olacaktır. Madenciler de biliyorsunuz onların da işleri zorlaşıyor. Bakalım Intel e, Intel'in yaptığı bu iş gerçekten faydalı olacak mı? E, onun haricinde Macaristan arkadaşlar kripto paraları yasaklama konusunda bulunuyor. Yasaklayabilirsiniz diyor. Bu ciddi bir risk şeklinde. Söylemlerde bulunuyor açıkçası bir de maceristan çıktı başımıza bunu da demek istiyorum Fakat bitcoin ne tür ülkeleri atlattı maceristan'dan da Pek bir şey olacağını sanmıyorum Burada bitcoin wallet sayısı baktığımız zaman balinalar hala yatayda götürüyor Onlar bir düşüş dalgası daha bekliyor sanırsam arkadaşlar yani şu Altın vuruşu yapmak için bir düşüş dalgası daha istiyorlar Bir bu düşüş dalgası geldiği anda altın vuruş geldiği anda sizlere paylaşacağım hiç merak etmeyin. Son olarak korku ve açgözlülük endeksine baktığımız zaman 44 seviyesinde korku seviyesinde devam ediyoruz. Bu savaş olayı vesaire derken insanlar korkmaya başladı ve korku markette devam ediyor. Videoların devamının gelmesini istiyorsanız videoyu beğenip kanalıma abone olarak destek olabilirsiniz. Sizleri seviyorum. Hoşça kalın. Görüşmek üzere.